Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça kurallar sözlüğüne devam ediyoruz. E, H harfinde haus sekt diyor. Yani e, sekte hesi, h'si, durak h'si. Bazı kelimelerin son harekesini muhafaza etmek için kelimenin sonuna eklenen sakin H harfidir. Hele ki anni sultaniye. Ma agne anni malih. Bu ayet kelimede bakın. ''H'' hey harfini görüyoruz. Bazı kelimeler üzerinde vakfedildiğinde kelimenin sonuna eklenen hareketsiz ''H'' e, ''Savvebe bundu'' e, evet ''Bundu kıyyetehu velem yermi şeklinde. E, sonunda bakın ''H'' ekleniyor. Normalde bu ''H'' olmadığı halde durarken böyle bir ''H'' eklenebiliyor. Buna sekte hası deniyor. Son harfi hasredilen emir fiilinin sonuna da ekleniyor. Mesela ''K'' e, kı emirdir. Fakat son harfi e, hasfedilmiş. E, o yüzden sonuna h ekleniyor. Kı, koru, e, fi yerine getir gibi. Bazı mebni edat isimlerin sonuna gelir. Keymeh gibi, e, limeh gibi. Hazıf nedir? El hazfu. Bir hareke, harf veya kelimeyi kaldırma, yok etme. Lem yezheb. O gitmedi. Burada hareke hasfedilmiş. Lem mi? burada harf edilmiş. Sonunda bir ye vardı, düştü. Ee, evet, cümlelerinde b'nin harekesinin ve Y harfinin düşürülmesi gibi. İkinci, lafız ve mana açısından atılan terk edilen ibare. Mesela ataytu zeyden. Burada zeyde verilen şey hem lafız hem de mana açısından cümleden edilmiştir. Hazif ilave ilal ile yapılan hazif var. İfal babında muazinin başında bulunan katı elifi. Ee, yani katı hemzesi muzari e, ismi fail ve ismi mefhulünde hazf Mesela e, ekreme değil mi? Ekreme bunun e, mazisiydi ekreme. E, bunun muzarisi nasıl olması gerekir? E, muzarisi eee yukrimu yu ekrimu şeklinde olması gerekir ve buradaki hemze atılıyor. Yukrimu oluyor veya ukrimu şeklinde. İsmi failde müekrimun olması gerekirken mukrimun oluyor. İsmi mefulde e, müekremun olması gerekirken mukremun e, oluyor. Üç harfli misal fiillerin muzariyi yef'ilü veya yef'alu vezinde ise faul fiili vav ise yani ilk harf vav ise başındaki fa, vav muzaride ve emirde hasp Mesela vasala bunun muzarisi nasıl olması gerekir? Yevsılı. Bakın yev sıl olması gerekirken bu vav ne oluyor düşüyor yev oluyor. Biz o düşmeye ne diyoruz hazif e, diyoruz. Yine emirinde ev sıl olması gerekirken bu vav düşüyor sıl kalıyor. E, Vele de yelidu. Aslı nedir yevlidu? Yevlidu bu vav edilmiş. yelidu olmuş. E, emirde evlit iken emir lit şeklinde gelmiş. Yine va'ide ya'idu aslı ne olması gerekiyordu? Yev'idu bu vav hazvedilmiş e, ve ya'idu olmuş. Emirde ise ev'id iken bu vav edilmiş. e'id olmuş. Ayrıca bu fiillerin mastarlarından da faul fiili vav harfi ise Hazf edilen vav yerine sonuna bir t getirilir. Mesela vasale e, bunun e, mastarı vaslündür. Bu ediliyor. baştaki vav ve sonuna bir t getiriliyor. Slatun. Ee, yine e, ''Vaade'' bunun masları normalde ''Va'' döndür. Fakat ''Vav'' atılıyor ve ne oluyor? Sonuna bir ''T'' getiriliyor. E, Muda'a fiillerde harekeli fail zamirleri fiilin sonuna bitiştiğinde aynı cinsten olan iki harften birini hazfetmek caizdir. Harekeli fail zamirleri. E, mesela e, medde e, bunun e, sonuna tü getirirsek ''Medet tü değil mi? ''Medet tü. E, ve e, ne oluyor? Ee, bu TLerden, e, şey, d'lerden bir tanesi hasf ediliyor. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? Mettü kalıyor. Ee, yemut ne? Bunun aslı neydi? Yemdut ne şeklinde ve e, burada bir tane dal e, ne atılıyor ve yemut ne kalıyor? E, yine zil ne? E, ki e, mesela burada da e, bunun e, aslı e, nedir? Zalilne ne şeklindedir? Dalil ne? Ve bu e, lamlardan bir tanesi atılmış, e, ziline kalmış. Yazılne, yazlılne aynı şekilde. E, ziltu, zalle gibi. Ve fe zaltum tefekkerun. Mesela burada zaleltum olması gerekirken, zaltum şeklinde gelmiş ayet-i Ve karne fi buyu tikunne. E, mesela burada da e, bunun aslı e, nedir? E, kararne şeklindedir. Oranın bir tanesi düşmüş, karne kalmış. Üç harfli ecve fiillerden ismi mefhulu yapılırken vav hasvedilir. Mesela savvame e, bunun ismi mefhulu e, neydi? Mesvumun. E, aslı mesvumundu. Bu vav düşürüyor. İllet harfi harekeli Kendinden önceki harf sakin olduğu için birinci vavın dammesi sat harfine nakledilir. Mesumun olur. İki sakin var. Bir araya geldiğinden bunlardan birisi hasfedilir. Böylece mesumun olur. Ee, peki hata <laughs> mehutun. Bakın mehbutun <laughs> olması gerekirken mehutun <laughs> oldu. Ee, burada yine mekbulun olması gereken mekulun oldu. Mesvunun olması gerekirken mesunun <laughs> oldu. Acve fiilin aynul fiili yani ortadaki e, har harfi y ise ve ondan e, ismi meful yapılırsa yine vav hasredilir ve y'den önceki harf kesreli kılınır. Mesela ba'a fiilinin mefulü e, normalde nasıl olması gerekiyor? Mebyu'un şeklinde ama o vav atılıyor. Mebu'un değil mebi'un diye söyleniyor. Bu kelimenin aslı neydi? Mebyu'un şeklindeydi. Y üzerine damme ağır geldiği için harekesi B harfine verilir. Mebyu'un olur. İki sakin harf bir araya geldiği için vav hasfedilir. Mebu'un mebuyun olur. Ya, ya'dan önceki harf kesreli kılınır. Böylece mebiun olur. Peki e, şade meşidun. Meşidun. Bu da neydi? Meşyudun idi. Meşidun oldu. Meğyubun aslı neydi? Meryubun idi. E yine bunun aslı neydi? Mehyunun idi. Değil mi? Peki Bazen nida edatı ye hasfedilir. Ve meâşiren nas la tensev insaniyetekum. Burada mesela ya meâşiren nas dedi. Yine Yusuf e'riden had ayet kerimede. Mesela burada ya Yusuf şeklindedir. O ye ne oluyor? Hasfediliyor. Hal bazen hasfedilir. Hal söylenen bir söz ise ve hasfedilmesi söylenen sözden veya cümlenin gelişinden anlaşılıyorsa hasfedilir vel melaiketu yedhulûne aleyhim min kulli bâb selâmin aleykum bimâ sabartum. Bu ayette mesela kâiline, şöyle diyerek melekler onlara her kapıdan selâmin aleyküm yani diyerek gelirler. Kâiline, bakın burada hal e, hasf Ve iz yerfa'u İbrahimul kavâide minel beyt ve İsmail Rabbena tekabbel minnâ. İbrahim ve İsmail işte evin temellerini yükselttikleri zaman şöyle diyorlar. Burada da yine kailin hasfedilmiş. Bazı cer edatları hasfedilir. Mesela bir cer edatı e, enne ve enden önce bazen hasfedilir. Ferihtu enne saniye bari. Sanatçının becerikli olmasına sevindim. Burada aslı nedir? Bir enne saniye şeklindedir. Yine e, userru en tefuze başarılı olmana sevinirim. Bu ibarenin aslı bir en tefuze şeklindedir. Bazen cevap cümlesi başındaki cer edatı hasfedilir. Fi eyyi beledin gadayte icazetek. Evet burada hangi şehirde tatilini geçirdi diyen, diye, geçirdin diye soran kimsenin cevabında Bağdat'ta demen gibi. Evet yani burada fi Bağdat değil de kısaca Bağdat diyoruz. Buradaki fi ne oluyor? Hasf ediliyor. Cer edatı ve mecrurundan sonra atıf edatı ve mecruru gelirse ikinci cer edatını hasf etmek caizdir. Acaibul kevni kethiratun fil ardı ve sema. Evet burada ve sema ve fis semadaki fi ne yapılmış? Düşürülmüş. La nefi edatından sonra car ve mecrur geldiğinde ikinci la edatından sonra gelen cer edatını etmek caizdir. Ma ra'eytuhu la fil medine ve la fil gariye. Ee, evet burada da yine fi harfi bakın ne yapılmış? ikincisinden düşürülmüş. Cümleyi kısaltmak için hazif yapılır. Emtaratı <laughs> sema. Gök yağmur yağdırdı. Ee, yani emtaratı sema'u ma'en demesi gerekirken o ma'ene gerek duyulmuyor. Raatil maşiye sürü otladı. Yani hoş e, ben sürü çayırı otladı demesi gerekirken o çayıra gerek görülmüyor. Bazı kelimelerin sonundan vav ve y harfleri kısaltma için hazfedilir. Vav'ın hası mesela e, Ebu buradaki e, vav, e, ehun'daki vav, y e, benu bene'daki e, vav, yine eh semev'deki vav gibi. Y'nin hası mesela demyundaki Y, Y dey buradaki Y. Sonunda ille tarif bulunan fa fiillerin muzari, meyzum, emir ve ismi faillerinin ref ve cer halinde ille tarifi hasfedilir. Lem yed'u mesela bu da'a yed'u bunun aslı neydi? Yed'u buradaki vav cezim halinde düştü. Ee, yine mesela ud'u bunun sonundaki vav emir halinde düştü. Da'in'de mesela Vav e, wow, yine düştü. Lem yemşi'de ye düştü. E, i̇mşi'de ye düştü. Maşin'de ye düştü. Lem yemşi mesela bakın burada sondaki ye cezim halinde düştü. Yine imşi'deki bakın emir halinde ye düştü. Soru edat olan ma'nın önüne ce edatlarından biri geldiğinde sonundaki elif hasfedilir. Mesela lima ne oluyor? Elif düşüyor lime kalıyor bima bime oluyor, anma amme oluyor, fima fime oluyor. Yuvarlak T ile biten isimler nasf halindeyken destek elif hasbedilir. E, fetaten yani burada bir elif vardı o düştü. E, sonu hemze ile biten isimden de elif hasbedilir. E, ammar el bennau melceen. Evet burada da yine aynı şekilde. Sonu elif ile biten isimden de elif hasbedilir. Ra'aytu asan galizatan. Bu son iki misalde mesela asan ve melce kelimelerindeki elifler kelimenin kök harfleridir. Destek elifi değildir. Çünkü melce de hemze elif desteğiyle yazılmıştır. Yani elif hemzeye destek olmuştur. E, tenvinden sonra gelecek olan destek elifi hasredilmiştir. Asan'daki elif de e, kelimenin asıl harflerinden olup aslı vav'dır. Sonunda açık t bulunan ezve fiili harekeli muhatap veya mütekellime zamiri bitiştiğinde idgam meydana gelir e, bittu mesela bate bittu mate mittu şeddeli geliyor bakın. Nekire ismin başına eliflam tarifi edatlı geldiğinde sonundaki tenvin hasfedilir. Veledun veledu el veledu. İbnun kelimesi baba ile oğul arasına girdiğinde başındaki hemze hasfedilir. El Hasan İbnu Ali. Buradaki hemze gitti. Besmele'den hemze hasfedilir mesela. E, cer edatı lam elif ile el lam, elif lam ile marif olan bir ismi önüne geldiğinde tarif edatın elif hazmedilir. Mesela et tilmidu lit tilmizi. Buradaki elif düşüyor. Efali hamsenin sonundaki nonlar nasb ve cezm bu fiillerin önüne geldiğinde hazmedilirler. E, ee, veledani en tuba. Burada neydi? Yektubani. Burada nun düştü nasb halinde. Yine cezim halinde de tek tektubani iken lem geldiği için tek tektuba nun düştü. Burada da en yedhebune idi nun düştü. Ee, yine burada yemşiya nun düştü. Ee, emir fiillerinde e, ef'alül hamse, beş fiilden olan kiplerden mebnilik alameti olarak nunlar hasvedilir. Uktubani idi, uktubune idi, uktubine idi düştü. Nasb halinde e, amr kelimesinin vavu hasvedilir. Ra'aytu amran, bakın amran, burada normalde vav vardı, nasb halinde yok. Ama cer ve ref halinde var. Mesela tu bi amrin dersek vavı getireceğiz. Ya da kale e, amır dersek o vav gelecek. Muzari fiilin sonundaki vav, ya ve elifler cezim halinde hasfedilir. Lem yed'u mesela az önce geçti bu. E, evet lem yevzu gibi ve lem yeştu gibi. Cezim, cezim. Buralarda da bu e, hazıflar geldi diyor. Oraya da ayrıca bakarsın dedi. Burada kaldık Gelecek bölümde. Okumaya devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.